Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Samsung 1 TB 970 Evo Plus'ın performansını ölçeceğim. Daha önceden biliyorsunuz bilgisayarımıza bunu taktık. 3 saniye içinde bilgisayarımız açılıyor. Müthiş bir hızı var. Fakat oyun kurarken bunun performans testini nasıl yapacağız? Onu göstereceğim size. Tekrar kutusunu açalım. Ürünümüz bilgisayarda takılı. Görmüş olduğunuz gibi muazzam, çok güzel bir SSD. Fiyatı piyasada 1800 liraya bulabilirsiniz. Dolar arttıkça bunun da fiyatı artıyor. Maalesef. Hem piyasada mal bulunmuyor. Hem de dolar arttıkça bunun da fiyatı artıyor. Bakın burada kullanım kılavuzu vesaire var. Onu da açalım. Bakın daha etiketinden açmadık. Düşünün. Şimdi dilerseniz nasıl kuruluyor, nasıl ediliyor testlerine geçelim ve Steam cüzdandan indirdiğimiz bir oyunu ne kadar sürede nasıl kuruyoruz ona bakalım. Evet arkadaşlar, Samsung SSD Evo Plus 970'i deniyoruz. 1 TB'lık disk. Oyunlar bölümünden oynaması ücretsiz olan 50 GB'a kadar bir oyun indireceğim. Ondan sonra kuracağım. Bakalım nasıl kuracağız. Oyunlar oynaması ücretsiz. Evet. Mesela nedir bu? Bunu indirelim. Kaç GB bu? 10 Ekim 2017'de çıkmış. Kaç GB bu? Yazıyor mu? Oyunu oyna. Oyunu oyna. oyna. Steam'i yükleyin. Hemen oynayın. Kütüphanede bulunuyormuş aslında bu bizim. Neyse bunu değil de dur bakayım nasıl bir oyunmuş bu. Bunu değil de daha değişik bir oyun indirelim ya. Oynaması ücretsiz. Ee, bakalım. Şimdi. Oynaması ücretsiz. Oynaması ücretsiz. Ne diyor? 25 inceleme. Şunu mu indirsek ya? Bu nasıl bir oyunmuş? 85 inceleme. Bu neymiş? Bunu indireyim ya. Drem kespo. Aa. bağımsız. Veya da bunu mu indirsek? Çok oyunlu diyor. Simülasyon. Simülasyon oyunu diyor. Ya hem şey yapalım hani hem ücretsiz olsun hem bir kurulumu görelim bakalım diyecektim de. Kurarken ki performansını görelim diyecektim. Yoksa disk performansını yapacağım şimdi de. Şimdi heh, online diye oynaması ücretsiz aksiyon diyor. Buna buna bir bakalım ya. Ne kadarmış bu aksiyon macera oynaması ücretsiz. Daha fazla bilgi. He oyun içi satım alımlar tamam. O yeni çıkmış. Daha fazla bilgi diyelim. Önerilen hakkında daha fazla bilgi. Bu iyi beğendiniz mi? Şimdi buradan indir diyelim. Heh, bakalım şimdi kaç GB depolama 30 GB. 30 GB olabilir mi oyun acaba? Steam'de de yeniyim yani bakıyorum bakıyorum göremiyorum. Neyse be, şey yapalım. Ee, oyunu oyna diyorum. Evet Steam'e yüklü. Şimdi bu oyunu oyna. Hayır yüklü değil. Aslında öğren Steam var mı? Var. Evet Steam yüklü diyeyim. Yani Steam'den benim bilgisayarım yüklüyor. Kendi mi indiriyor onu da bilmiyorum işin doğrusu. Onu da göreceğiz. He, Steam masaüstü uygulamasına sahip olmadan online ürünü yükleyip çalıştıramazsınız. Bilgisayarda Steam yüklü mü? Anladım şimdi. Hayır, yüklü değil diyeceğiz o zaman. Steam'i yükle diyor. O zaman ben bunu yükleyeyim, size dönüş yapayım hemen. Evet arkadaşlar oyunu yüklüyor da Steam'e yüklüyor şu internet. Neyse, C de şey yapalım, test edelim. Şimdi SSD, Evo Plus biliyorsunuz var. Ve gördüğünüz gibi çok az yazıyor. 60 MB'nin biraz şu an aşağısında. Hani hiç yorulmuyor gibi bir şey. 12 bakın. Yazma hızına bakın. Şu an yüklü oyunu. Ya yani 35 MB falan. Şimdi 1 gigabitte şöyle test ediyorum. Yazma hızı C'yi seçiyorum yazma hızı. İşte bilmem ne hızı. Şöyle başlatıyorum testi. Şurada göreceksiniz şu an. Bakın tavan yaptı. Okuma hızı şu an 3.4'e geldi bakın. 3.355 şurada çıkan ayar. Gördüğünüz gibi. 3.5 GB arkadaşlar oyunlarda çok etkisi var. Yani öyle işte 560 MB ne diyor belirsiz böyle Markası belli olmayan SSD almayın. Oyunlarda çok kasar. Çok takılma yapar. Bak şu an bitirdi. Bak şu an bitirdi. Ve yazma hızına geçti bakın. Yazma hızı da şu an 3200 yani 3.2 GB. Gördünüz mü? Yani SSD'yi 5'e katlıyor normal SSD'yi. Onlar 500 MB ya. En az 5'e. 6'ya katlıyor da en az 5'e. Çünkü yorulduğunda da varsayıyorum ben. Ki ısınma yok bunda. Soğutucu var kendiliğinden. Evo Plus'ta Samsung 970 Evo Plus'ta 1 TB. Ben 2 TB alacaktım da o kadar param yoktu. Neredeyse 4000 lira disk ama hani evliya diyelik deniyor ya o şekilde 3 sene ve 5 sene galiba 5 sene garantisi var. 600 TB yazma garantili. Bakın görüyorsunuz CPU'dan hiç yemiyor zaten. SSD'yi görüyorsunuz. Şu anda test bitti ve görüyorsunuz testin sonucunun yazma, okuma. Bu yazma, bu okuma read, write yazma 3200 3300 ki bilgisayar o kadar çalıştığı halde ısınmıyor. Ya yani bakın derece 50'nin üstüne çıkmıyor zaten. Kasanın ana sıcaklığını da buradan bakabiliriz. CPU sıcaklığı 50 derece zaten kasanın içi 50 derece değil işlemci 30 derece falan. İnternetten de bakalım şu an indiriyor. Oyun oynarken arkadaşlar SSD'yi mutlaka M2 girişli Samsung Evo Plus alın mutlaka bence çünkü ben çok yararını gördüm. 3 saniyede bilgisayar açılıyor. Hani RAM'le sadece ona 4000 lira verdim ben zaten. Kasa 4300 lira benim. 10 bin liralık kasa dediğim kasa 4300 lira. Ekranla beraber RAM'lerle SSD ile beraber 10 bin liraya geldi. Onu bazıları yanlış anlamış. Sadece o kasayı aldım zannetmiş. Ekran kartından ibaret değildir bilgisayar. Ben Photoshop da kullanıyorum ve bana bellek çok lazım oluyor. Bırak 64 GB'tı. 128 GB olsa yetmeyecek yani. Öyle bellek lazım oluyor. C'ye de Photoshop acayip yükleniyor. C işte E D bakın E benim e, D normal SSD. normal SSD ama C Samsung Evo Plus kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar şimdi oyun isim bakalım e, bir oyun da oynayalım görelim arkadaşlar Steam'den indirdiğim için diski zorlamadı Steam'e kuruyor oradan siz açıyorsunuz şu anda diske indirdiği için hazır çözülmüş oyunu ama test yaptığımız zaman C'yi gördünüz. Yani bir şey söylemeye gerek yok zaten. Şu anda oyun iniyor. SST'nin farkı da bu arkadaşlar. Oyunları çok rahatlıkla oynayabilirsiniz. Bilgisayar 3 saniyede açabilirsiniz. Hepinize iyi günler. Kolay gelsin.